Instagram'a yepyeni özellikler geliyor ve algoritmasal olarak değişiklikler uğrayacak ve bu değişiklikler olduğu zaman baştan söyleyeyim tabii ki de erişimler aşağı inebilir. Sonra tekrardan çıkar, çıkacak bu durumda. Her zaman dediğim gibi Instagram'ın güncellemeleri sürekli ve sürekli geldiğinde böyle erişim düşüklerini sebep verebiliyor. Bunlar gayet normal. Fakat bizlerin burada yapması gereken durumlardan biri eğer hesabımızı geliştirmek istiyorsak yine söyleyeyim istikrardır. Şimdi bugün sizlerle 7 tane yeni gelecek özelliklerden bahsedeceğim. Ve hemen bu konuya girelim. Şimdi öncelikle tabii ki de ben Muratcan Instagram hesapları ve sosyal medyada dijital marka koçu diyebilirim ve bu konular hakkında sizlere detaylı yenilikleri aktardığım videolar bu şekilde vermekteyim. Öncelikle ben şunu söylemek zorundayım. Bu Aralık ayında birçok hesapta artık aktif olan ilk özelliğimizden biri Reels'ların izlenme oranı. Artık tekrar izlenme dediğimiz bir oran aktif edildi. Zaten bir önceki videomda bu konuda hakkında bahsetmiştik. Çünkü kullanıcıların bazılarında izlenmesel olarak böyle atıyorum 10 izlenme ise bir anda 2 katı izlenmeye doğru gitmiş olabilir. Çünkü Instagram'ın yeni güncellemesi. Tekrar izlenme dediğimiz rapor aktif edildi. Fakat bu aktif edilen raporu detayı diğer bir önceki videomdan izleyebilirsiniz Gelelim ikinci konumuza. Reels'ların yakın Reels'ler sekmesi gelmesi. Şimdi Instagram'ın böyle bir güncelleme yapması gerçekten hoş. Çünkü işletmeler gerçekten çok zor durumda. Herhalde hani fiziksel bir konuma sahipse bu işte Etme, gerçekten kullanıcılara ulaşmakta zorluk çekebiliyordu. Fakat böyle bir özelliğin konulması aslında konumların da özel olarak aktif edilmesi yani konum etiketinin yani konum etiketlemenin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyleyebilirim. Şimdi biz artık bir konum etiketlediğimizde ya da bir konumu yer verdiğimizde Instagram'da o konumun etrafındaki insanlara ulaşabilecek Reels kısmı. Tabii ki de bunu görmek için şu anlık şöyle bir durum var. Reels sekmesine girdiğiniz zaman örnek gösterdiğim gibi konum kısmına tıklaması gerekiyor ki etrafındaki konumdaki yakınlardaki içerikleri rahatlıkla görsün fakat işletmeler ve bu tür şeyleri hazırlıklı olmalı çünkü kullanıcıların artık gerçekten ilgi çekici içeriklere ihtiyaç duyduğunu ve böyle çok profesyonel değil ve kullanıcı tutacak şekilde içeriklerin hazırlanması gerektiğini söyleyebilirim ki bunları söylemeye de devam edeceğim gelelim üçüncü özelliğimize. hikayeler artık bunda da aynı şekilde yakındaki hikaye görebileceğiz yani artık hikaye atarken yakın arkadaş ve arkadaş ya da takipçiler özel dediğimiz bir sekme veya, artık yakın konumdaki yerlere uygun şekilde görebileceğiz. Şimdi burada önemli olan şey artık normal yeşil biliyorsunuz arkadaşlar, rengarenk olan normal hikaye mavi ise artık konum kısmını hatırlatacak. Artık konumunuza yakın kısımlarda atılmış hikayeleri rahatlıkla görebileceksiniz. Böyle bir strateji var. Mutlaka bu stratejileri şimdiden ayak uydurmaya çalışın. Sayfalarınıza işletme hesabınız varsa ve işletmeler olarak ele alın derim. Şimdi tek bunu işletmeler olarak söyledim ama Instagram'da içeri güredirisi olmak isteyenler için gerçekten verimli olacağını düşünüyorum. Eğer ki konumları doğru düzgün kullanırsanız. Çünkü size açılan bir hızlı bir ivme kapısı olacaktır. Çünkü hikayelerde bunu zaten gördük. Tabii ki de bunların güzel avantajını görüyoruz ama şimdi oradaki sekmede gözükmesi çok avantajlı. Aklıma ne geldi diye düşünüyordum. Realstar kısmında da konumlar eki geldiği için Realstar izlenmelerinizi arttıracak durumlardan biridir. Onu da söylemeden etmeyeyim dedim. Dördüncü kısım profesyonel panoda başarılar dediğimiz bir özellik var. Birçok kişi bu başarılar konusunu tam olarak anlamadı ve başarılar konusunda ek özellikler geldi. Artık hikayelerin, beğenilerin, yorumların ve bunlara kadar artık bir başarı ödülü verebilecekler. Çünkü bu başarı ödülü ne işe yarıyor diyeceksiniz. Açıkçası Instagram'ın bu başarı ödülleri aldığınız zaman siz bir şey kazanmıyorsunuz. Evinize giden bir şey yok. Birkaç takipçi bu şekilde bir yorum yaptı. Benim evime acaba rozet mi gönderecek? Hayır tabii ki de dijital olarak sizin başarabildiğiniz yani Instagram'ın içerisinde yapabildiğinizi gösteren rozetler yani atıyorum 100 bin izlendiriniz 100k izlenme rozetini alacaksınız işte 100 bin beğeni aldınız 100 bin beğeni bir e, rozetini alacaksınız bu şekilde. Gerçekten buradaki durum e, nereye gidiyor derseniz şimdi bunu kimse görmüyor yani <laughs> gerçekten durum vahim aslında. Kimsenin görmediği şeyi biz rozetleri ya da başarıları neden alıyoruz diye sorabilirsiniz ileride bu tür bir güncellemeler üstün çalışacaklarını düşünüyorum. Hatta bu rozetler büyük ihtimalle farklı durumlara da entegre edilebilir. Yani mesela atıyorum ki e, bağış toplama veya işte bir markanın adı altında sponsorluğa girdiğini de işte o markanın sponsorluk etiketi altına rozet ve başarım yani gösterilebilen bir başarım sekmesi üstünde çalışıyorlarmış gibi geldi bana. E mutlaka sizlerin de yorumlarını veya tahminlerini aşağıya bırakırsanız çok çok sevinirim açıkçası bu konuda. Beşinci yeni özelliğimiz Instagram'ın yeni özelliklerinden bir seslendirme özelliği artık videolarınızdaki kısımlarda yani gerekse içeriklerinizde artık rahatlıkla seslendirebileceğiniz yapay zeka sistemi üzerinde çalışıyor bazı hesaplarda açık bazı Amerikan hesaplarda görüyorum hatta bazılarında hikayelerinizin arka planını seçip yapay zeka sayesinde değiştirtebiliyorsunuz kendiniz prompt girerek bunları zaten konuşmuştuk fakat artık tamamen e, ön plana alındı güncellemeler yakın tarihte aktif edilecektir diye düşünüyorum yani yapay zeka sistemi sistemli tasarımlı görseller oluşturabilir veya yapay zeka sesleriyle e, reelstarınızı seslendirebilir, hikayelerinizi seslendirebilecek hale geleceksiniz. Fakat buradaki stratejilerden bakacak olursam bir işletme sesini an anlatmadan tabii ki de bir şeyler yapması güzel bir şey ama bir yerde doğallık ve samimiyet gerçekten hala duygularımızı duygu olarak vermemiz çok çok önemli olacağını düşünüyorum. Ki hepimiz böyle bir yerden sonra yapay zekanın sesine alıştığımızdan dolayı bu da monotonlaşacak. Zaten e, ileriki bir, bir videomda şey ele almak istiyorum. Tabii ki de biliyorsunuzdur belki reklam körlüğü var. Bir de içerik körlüğü de başladı. İçerik körlüğü hakkında da bilgi vereceğim. Çünkü içerik körlüğü bu demeyecek ki bahsettiğim durumlara bağlı bir durumlardan biri. Altıncı özelliğimiz açıkçası şunu söyleyebilirim. Instagram'da bahsedilme, hikayelerde bahsedilme konusu gerçekten biraz sıkıcı. Yani bahsedilme özelliği biraz böyle istek niteliğinde olması doğru olduğunu düşünüyorum. Ki geçen hafta hafta sonu ben e, Gümüşhane Üniversitesi'ne gittim. E, doğru telaffuz ettiysem. Şimdi orada beni birçok kişi etiketledi fakat e, sistem o kadar hata vermiş ki beni etiketlememeye sevk etmiş. İşte burada aslında keşke bir istek, bir onay, bir öneri şeklinde bize bildirim gelse ki biz de bunları onaylayabilsek ya tamamen açık bırakıyoruz, tamamen etiketlenmeye e, şey yapıyoruz ki bu da biliyorsunuz ki başka durumlara netelendiriyor. Bunu çok dilendirmek istemiyorum. Tahmin edenleriniz olacaktır. Tahmininiz zaten aşağıda da belirtebilirsiniz. Bunlardan dolayı ben çok fazla etiketlenme konusunda konuyu açmak istemiyorum. Yedinci özelliğimiz ise Instagram'a artık 7 günlük hikayeler gelecek. 7 günlük hikayeler konusunda gerçekten artık bu konuda stratejik olarak yine yaklaşmak gerekiyor. Çünkü hangi hikayenin ne kadar uzun şekilde durması gerektiğini siz ayarlayabileceksiniz. Bundan dolayı yapacağınız 7 günlük o seçtiğiniz hikaye mutlaka iyi olması gelecek. Bunu zaten ayrı bir videoda, ayrı bir hikaye stratejileri adı altında video yapmayı düşünüyorum. Evet, bu tür özellikler hakkında daha detaylı videolar ve stratejiler vermeye devam edeceğim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.